Ulan veletler, o top arabama bir çarpsın, ben o zaman sorarım size. Ulan ipini koparan bu mahalleye geliyor be. Şu hale bak. Ne oldu yine? Ne olacak? Çocuk parkına dönmüş ortalık, baksana. Gürültü, patırtı. Aman sen de. Çocukla kuşun gürültüsü mü olur ayol? İyi be sen de, çok bilmiş. Ne okuyorsun lan sen? Ben mi? Roman okuyorum. Ya, iyi halt ediyorsun. Ne olacak onu okuyacaksın da? Boyun mu uzayacak? Ama kitap okumak... Sus! Oturup dersini çalışacağına. Ama dersime de çalışıyorum ben. E ya, belli oluyor. Yani Necdet, herkese, her şeye bulaşmasan olmaz değil mi? Ayol bir şeyden de memnun ol ne olur. Tamam, tamam. Al birini vur ötekine. Şimdi yaktım sizi! Ay, ne oldu? Lan ne yaptınız siz? Lan ne yaptınız lan veletler? Arabama ne yaptınız? Gelin buraya! Kaçmayın! Lan size göstereceğim ben! Allah Allah! Gelin buraya, oğlum, kaçmayın veletler! Gelin! Ey Allah! Baba! Baba dur bekle! Kaçmayın! Baba! Gelin lan buraya! Ulan ben sizi bak bir yakalarsam ne yaparım? Gelin buraya! Eşek herifler! Veletler sizi! Elleri kırılasıcalar! Benim arabama top atmak ha! Pis veletler! Ben size sorarım arabama top atmayı! Elleri kırılasıcalar! Şuraya bak! Ne yaptılar arabama? Şu hale bak, eşek herifler. Sorarım ben size. Arabanın haline bak. Bana bak, bir battaniye versene. Bir ağırlık çöktü üstüme. Al. Ne oluyor be? Bazen o külüstürü oğlundan bile daha mı çok seviyorsun diye düşünüyorum. Ne diyorsun sen be? Sadece o değil. Senin olan her şey. Boş bir teneke bile bizden daha değerli. Yine çenen başladı senin. Bana bağırma. Mahalle çocuğu değilim ben. Üf, amma uzattın ha. Bizim peder de yapıyor oğlum. Takmasana kafana. Hayır. Yani demek istediğim... bize... annemle bana sanki evdeki eşyalarmışız gibi davranıyor. Her şeyin çok kıymetli olduğunu... dünyadaki herkesin ona zarar vermek istediğini sanıyor. Of, ne bileyim işte... Oo, hoş geldin. Hoş bulduk Necdet Bey. Sabah alırdık canım. Ne acelesi vardı? Ben de onu söyleyecektim. Necdet Bey... ben bu ay geciktireceğim de kirayı. Ne? İş yerinde bir problem oldu. Daha alamadık maaşları. Eğer mümkünse... Bana mı sordun aslanım? Bana ne iş yerindeki problemden? Dur bekle sen. Allah Allah. Ne oldu Necdet? Ne oluyor yine Necdet? Bu ne biliyor musun? Bu kontrat, anlaşma. Senin gibi üçkağıtçılardan çok çektiğim için sapasağlam yapmışım. Niye öyle diyorsunuz Necdet Bey? Vallahi veririm mahkemeye. Ona da gücüm yetmezse kaparım makineyi, dayanırım kapına. Ama... yarın ayın 6'sı. Sen bilirsin artık. Hadi güle güle. Amma da yaptın yani. Çok ayıp oldu çocuğa. Ne yapacaktın be? Saftirik. Dolandırıcı herif, görmüyor musun? Sen tozu diyorsun Necdet. İnan bana, sen iyice zıvanadan çıktın. Hadi be. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Sen arabanla yat istersen. Ha? Ya da en iyisi... döşeğin bir yanına külüstürünü koyarsın... bir yanına o meşhur kiralık evini koyarsın. Ha? Yastığın altına da banka cüzdanını koydun mu? Hadi be. Hay Allah'ım, sabır ver. Oh. Kahvaltı etmeyecek misin oğlum? Tamam anne, geliyorum. Neye bakıyorsun sen öyle? Hiç, öylesine. Nereye gitti babam böyle? Baban mı? Kim bilir? Söylemek lütfunda bulunmuyor ki adam. Anne. Ha. Pazar günü babamdan arabayı istesem verir mi ha? Sen de bir konuşsan. Tabii ya. Hemen anahtarı teslim eder. Oğlum, babam bırak vermeyi. Arabasına binsen ayaklarını kucağına aldırır neredeyse. Hiç uğraşma. Vermez oğlum, vermez. Ay ben size ehliyet verelim. Kolay gelsin Ayşe abla. Ah, sağ ol, hoş geldin. Necdet Bey yok mu? Yok, çıktı. Kirayı getirmiştim de ben. Elinde ardaydı. Akşam söyledin ya ona. Ne bileyim abla. Akşam öyle dava ederim, canına okurum falan deyince sıkıldım ben de. Sabah erkenden... Borç mu aldın yoksa? Yok abla. Ya ne yaptın? Bileziği vardı hanımın. Onları mı sattın yoksa? Tüh, Allah iyiliğini versin senin. İnsan onun esip güllemesine bakıp da karısının yadigarını satar mı ayol? Ama ne yapayım abla? Çok söylendi. Git hemen gel al bileziklerini. Ama... Al dedim işte. Ben idare ederim onu. Sen de ay sonuna bakarsın bir çaresini. Ama abla... Olur mu öyle canım? Aa, kara gün parası o. Koy cebine. Hadi. Abla bir delilik yapmasın. Sen ona görünme. Hadi, hadi, hadi. Sağ ol abla, hadi. Sağ ol. Hadi. Ah Necdet, ah! Ne yapıyor bu manyak ya? Sen ne yapıyorsun be adam? Bana yardım et. Yolun ortasında ne işin var senin? Bir hastaneye götür beni. Allah rızası için. Yoksa kötü olacak. Gözlerim kararıyor. Götür beni ne olur. Ne oldu sana be? Tarlada yaralandım. Kimseler yok. Ne olur götür beni. Hadi fenayım ben. Dur bir dakika, dur. Vallahi kusura bakma, böyle işte. Bin hadi, bin. Nereden daldım şu herif ya? Ya yaramaz bir adamsa? Ulan merhametten maraz doğar derler. Başıma iş bu herif. Şimdi onca trafikte yok hastane ara, yok acile çek. Öf öf. Şşt! Hemşerim! Arabayı da mahvetti herif be. Kanıyor mu bacağın? Mahvettin arabayı be. Püh! Alo. Şşt! Sana söylüyorum be. Yürü kalk kalk. Kan kaybından ölürüm. Yapma. Atır. Bırakma beni. Ulan döşemeyi mahvetti herif be. Aa, ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Temizlik. Acıdık herifi arabaya aldık, her tarafı mahvetti. Ama bu kan Necdet. Tebrikler, nasıl anladın? Ne oldu, hayırdır inşallah? Ya yolda yaralı bir adam durdurdu. Ben de aldım mecburen. Yolda mı? Hangi yolda? Tütün çiftlik dönüşü canım. İçmeler civarı. Herif lap diye atladı önüme. İyi zavallı. Ne olmuş ki? Tarlada yaralanmış. Ne yaptın sonra? Ne mi? Şey... Ne olacak? Adamı alıp hastaneye götürdüm tabii. İyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Tabii canım, insanlık öldü mü ya? İşte oldu. Fatih! Ayşe! Fatih! Ne yaptınız lan arabama? He? Arabaya mı? Arabaya mı? Biz mi? Yani... Birini falan gördünüz mü? Bir şey yapan, yaklaşan, he? Yo. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Eh be! Vallahi bu baban yarın beni arabamla gömün diye vasiyet ederse hiç şaşmam. Delirdi adam, delirdi. Hoş geldin abi. Ya şu sağ döşemeyi bir temizleyin. Ben temizledim ama herhalde iyice işlemiş. Sabah tekrar sızdı. Tabii abi. Çocuklar hemen alın şu arabayı. Tamam abi. Buyur abi, sana bir şey ikram edeyim. Sağ ol. Aman Allah'ım. Sahtekâr. Vicdansız. Vicdansız. Malzeme ithal abi, evet, o yüzden evet, çok pahalıya çıkıyor. Doğru, yapacak bir şey yok. Hah, senin araba geldi. Sen de haklısın. Hazır abi. Sağ ol. Siz de sağ olun. Sağ ol, eline sağlık. Sağ ol. Hayır! Hayır! Ne oluyor böyle? Ne oluyor böyle? Ayşe! Fatih! Bakın buraya! Fatih! Baba, ne oldu? Şu döşeme! Arabanın içi gangölü gibi! Temizle şunu hadi! Temizle git! Neresi? Orası. Sağ koltuk. Baba, bir şey yok burada. Tertemiz. Ne? Ama kan vardı. Hiçbir şey yok. Ben... Neyse, ben yorgunum. Sen kapat kapıları. İyi hissetmiyorum kendimi. Yatacağım biraz. Oku. Hiç uğraşamam şimdi. İyi. Dinle o zaman. Ya ne şimdi? Dinle dedim. Evet. İnsanlık ölmüş. Başlık bu. Dün akşam saatlerinde Tütün Çiftlik içmeler mevkiinde bulunan cesedin hikayesi tüyler ürpertici. Ama... Dinle. Kan kaybeden kazazede bir araçtan indirilip yol kenarına bırakılınca yok yere hayatını kaybetti. Görgü tanıkları plakası tespit edilemeyen sarı renkli araçtan çıkartılan HZ'ye ulaştıklarında yaralının baygın durumda olduğu anlaşıldı. Çağrılan ambulans da gecikince hastaneye yetiştirdiğini söylemiştin değil mi? Bu o değil canım. Yani... Sen insan değilsin Necdet. Gerçekten değilsin. Hayır! Hayır! Hayır, hayır! 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 Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Tuhaf. Bir garip oluyor insan. Ben doğduğumdan beri bizdeydi bu araba. Aileden biri gibi. Öğleden sonra babamı ziyarete gideceğiz. Unutmadan değil mi? Gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Biz onu göreceğiz. Ama o sadece o lekeleri görecek. Sadece onları. Yüreğindeki o kocaman lekeleri görecek. Hayır.